Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhuriyet Mahallesi, TOKİ bölgesi, Kadın Aktivite Merkezi inşaatı hızla yükseliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kazma vurulan Kadın Aktivite Merkezi inşaatının birinci ve ikinci katının betonu atılıp kaba inşaat çalışmalarına başlandı. Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede hanımların kullanımına özel kütüphane, kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness, spor ve dinlenme salonları yer alacak. Bölgede yaşayan kadınlara kaliteli bir yaşam tarzı sunulacak. Meslek edindirme ve hobi kursları açılacak. Büyükbölcek ve Tacin Mahallesi'ni birbirine bağlamak için inşa edilen alt geçit trafiğe açıldı. E90 karayolunun birbirinden ayırdığı iki mahallenin tamamlanan alt geçitle araç trafiği akışı sağlandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yeni alt geçitle Tacin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesine de kestirmeden ulaşabilecek. Trafiğe açılan alt geçit yol çizgileri ve aydınlatma unsurlarıyla beğeni topladı. Aksaray Belediyesi kış mevsimi öncesi yağmur suyu hat temizliği çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kış mevsimindeki yağışlar sebebiyle tıkanan kanalizasyon hatlarının esnafa ve vatandaşa zarar vermemesi için hummalı çalışmayla kanalları açıyor. Kanalizasyon temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırıyor, dezenfekte ederek pis kokuları engelliyor. Mahallelerle birlikte kent genelinde periyodik aralıklarla yapılan temizleme sayesinde özellikle kış aylarında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçiliyor. E90 karayolunda peyzaj çalışmaları başladı. Aksaray Belediyesi E90 karayolu güzelleştirme projesini peyzaj çalışmalarıyla tamamlıyor. E90 karayolu, Nevşehir'e bağlantı sağlayan çevre yolu, yol genişleme, sıcak asfalt uygulaması ve yeni aydınlatma sistemlerinin kurulumunun ardından son etap olan peyzaj çalışmalarıyla güzelleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha güzel bir Aksaray için sulama sistemi, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarıyla birlikte yol kavşaklarında çalışmalarına devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.